Arkadaşlarınızdan hediyeler alır mısınız böyle sık? Az önce de söyledim. Kız kendi hemcinslerimle anlaşamam yani kadınlarla. Daha çok erkek arkadaşlarım vardır. Görüştüğüm arkadaşlarım böyle bazen hediyeler almak ister. Reddetmem yani, hediye almayı severim ben. Kim sevmez ki? Yani. Hediye almayı kim sevmez? Herkes sever. Aldığımda da beğenmediğimde değiştiririm, satarım. Kimse de bana niye sattın, niye değiştirdin demez yani. Demez, demeye de hakkı yok yani. Çok saçma. Ha, alınan hediyeyi diyorsunuz değiştirebilirim. Olabilir yani, o. Evet. Kadın arkadaşlarımla çok anlaşamam dediniz. Neden? Beni çekemiyorlar. Yani tek başına güçlü bir kadın ayaklarının üzerinde duruyor. Hepsinin bir ailesi var. Ben yapayalnız ve tek başıma ayakta durabiliyorum. Yani kim kimi çeker ki? Bu güzel bir şey. Bir kadının tek başına ayakta durabilmesi güzel bir şey. Yani. Ama tek başına ayakta durmak da gerçekten cesaret ister. Dürüstçe, kimseyi kandırmadan, kimseye herhangi bir anlamda taviz vermeden ayakta durabiliyorsa bir kadın, ben o kadını zaten alnından öperim yani. Peki, Yusuf Bey şey dedi, çeyiz aldım. Hani o kadar durumu yoktu ama ben ona çeyiz aldım. Evlenmeyi düşünmediğinize göre Yusuf Bey'in size aldığı bu çeyizleri yahut eşyaları iade edebilirsiniz değil mi? Yok, öyle bir zorunluluğum yok benim yani. Şöyle söyleyeyim, ben halası tarafından sözlü şiddete çok uğradım. Yani kalkıp bana böyle sürekli hakkımda kötü kötü konuştu. Zaten ilk tanıştığımızda da öyleydi. Onu yani o kötü sözlerine karşılık o çeyizleri vermenin bir anlamı yok yani. Onlara saysınlar bence. İftiralar attılar hakkında. İftiralar attılar. Ne gibi iftiralar? Ya biz aslında halasıyla falan tanışma gibi bir niyetimiz yoktu yani. Yani dediğim gibi çok da ciddi değildik. Hı hı. Bir gün onların orada bir pastane, kafe gibi bir yerde buluştuk her zamanki gibi. Çay içiyorduk. Halayla mı? Yok yok. Siz Yusuf Bey'le. Oturduk, çay içiyorduk. Birden böyle bir kadın cam mekan kısmından bize doğru koşarak geliyor. Elinde pazar poşetleri falan böyle. İçeri doğru girdi. Yusuf, Yusuf diye rezil olduk. Herkes bize bakıyor böyle tabii nihayetinde şaşkınlıkla. Yusuf ne yapıyorsun deyip o şekilde benimle tanıştı. Böyle ayaktan başa süzdü beni. Ondan sonra beni beğenmediğini o an anladım zaten. Sonra zaten zaman zaman da Yusuf bana söylüyordu. Halan işte şöyle diyor, böyle diyor. Gitmiş az önce bahsettiğim gibi iş yerimden gitmiş beni sormuş. Bir tane beni çekerek... Çok güzel şeyler söylememişler evet, sizin için. Evet, aklımda böyle kötü şeyler söylenmiş işte. Az önce dedim erkeklerle görüşüyormuş. İşte hatta Yusuf Bey şeyden de bahsetti. Ben kendisine de söyledim. Halasının söylediği bu şeyi sizin bir komşunuz da ifade etmiş. Aynı şeyi. Yusuf Bey'e dedim ki yani halanız bunu söylüyor. Hı hı. Canan Hanım'ın komşusu bunu söylüyor. Yani hani çok fazla erkekle görüştüğünüzü söylemiş her iki tarafta. İş yerinizde, komşunuzda. Yani Yusuf Bey'e dedim ki hani... Böyle bir şey söyleniyor ve hani aynı şeyler hiç aklınıza gelmedi mi dedim yani hani bir şüphe etmediniz mi dedim. O kadar gözünü bürümüşsünüz, kapamışsınız ki sizi çok seviyor. Hiçbir şekilde size böyle bir şey zaten kendisi kondurmuyor. Ay sevilmeyecek kadın mıyım Ayşegül Hanım yani sizden. Yani komşum tabii ki de benim hakkımda kötü bir şeyler söyler. Yani dediğim gibi komşuya güvenilseydi benim ilk evliliğimde öyle iki yüzlü komşularla 5 ay uyutulmazdım yani. Valla yani çok normal komşu söyledim. Var, komşu var yani hani. İşte bunlar... Can komşularımız var yani hani komşuya güvenilmez diye bir genelleme yapmayalım. Çok çok hakikaten hiç kimsenin yetişemediği yerde yani aileniz size gelinceye kadar karşı komşunuz zaten herhangi bir ihtiyacınız varsa hani Allah muhafaza her şey olabilir hemen evinizde biter öyle değil mi? Yani herkesten daha yakındır daha çabuk gelir. Ya öyle de bana hiç denk gelmedi diyebilirim. Annem dayak yerken de gelmedi, ben şiddet görürken de gelmedi. Şu anki de gelmedi yani bana gelmedi. Peki şimdi madem Yusuf Bey'le kesinlikle evlenmek gibi bir niyetiniz yok anladığım kadarıyla. Yani ayrıldım diyorum ya bitti her şey. Ben bitti dersem biter kesinlikle. Yusuf evet. Bey'e annem babam rahmetli oldu demişsiniz. Yok öyle bir şey söylemedim. Yani konusu açılmadı ki diyeyim. Yok Yusuf Bey bana annenizin ve babanızın rahmetli olduğunu, hiç kimsenizin olmadığını
yalnız yaşadığınızı söyledi ama telefonda da annenizle konuştuğunuzu duydum. Ha, o yanlış anlamıştır. Ya şimdi ben babam... Hatta size çeyizleri bu yüzden almış. Yani ne anne var, ne baba var, ne hani güvenebileceği herhangi bir ebeveyn var diye düşünerek çeyizleri o yüzden yapmış size. Ya ben o yanlış anlamıştır. Şöyle ki benim içim babam öldü. Bu yaptıklarından sonra ben babamı yaşıyor gibi kabul edemem. Peki anneniz? Ya annem de babamın yanında yani. Ben onlarla yaşamıyorum ki sonuçta. O yüzden söylememde bir anlamı yok yani. Böyle bir yanlış anlaşılma olmuştur diye düşünüyorum. Yanlış anlaşılma? Evet, yani böyle bir konuda yanlış anlaşılma olur mu Canan Hanım? Yani şimdi bakın, biz farz misal evleniyor olsak bile benim annem babam bana çeyiz alabilecek durumda değil. Yani almış. Ben şimdi bunu söylemek başka bir şey. Annem babam sağ ama ben annemi babamı yok sayıyorum. Ben annemi babamı öldü kabul ediyorum demek başka. Ama annem babam yok demek başka. Yani size evlenme teklif eden bir insanın bunu bilmeye hakkı olmaz mı? Yani ben ona söyleyeyim, o bana sormadı. Ben de hiç bahsetmedim. Annem babam öldüğü için de konusunu açmak istemedim. Kahve. Tabii, teşekkür ederim. Yani babanız ve eski eşiniz... ...den gördükleriniz yüzünden sanki bunun hırsını Yusuf Bey'den almış gibisiniz ya. Yo. Yusuf çok iyi bir insandır. Yani bana hiç kötü davranmadı. Hediyeler aldı. Hatta şu an evlenelim desem kesinlikle evlenir. Ve etrafındaki herkes kullanır. Arkadaşları kullanır, halası kullanır, annesi kullanır. Mesela annesi iş yerinde telefon açar. Ben oğlum ben hastayım der. Hemen atlar gider ona şey yapar. Hep duygu sömürüsü yaparlar. Benim annem de beni arasa Allah korusun şöyle evlense. Ben de koşar. Yani iki elim derler ya kanda olsa giderim yani. Onlar öyle değil işte, biraz naz yapıyorlar. Yani bizimkisi biraz saftirin teki. Pardon? Saf yani. Vur sırtına al ekmeğini derler ya, o hesap o. Biraz da ben mi vurayım sırtına dediniz? Yok yani ben açıkçası ilk başlarda seviyordum, iyi bir insan diyordum. Sonradan işte olmadı, yürümedi. Biz de ayrıldık, söyledim. Neden sevginiz azaldı? Yani benim standartlarıma uygun olmadığını öğrendim. Karakter olarak, yapısal olarak, maddi anlamda. Ben daha böyle güçlü, ayaklarıya basan, etrafında böyle kuyruk gibi insanlar olmayan... Birilerini istedim. O yüzden yani. Çöpsüz üzüm arıyorum diyorsunuz. Yani benim gibi olsun. Sizin gibi olsun. Yani ben nasıl çöpsüz üzümsem o da öyle olsun. Canan Hanım. Efendim? Oğlunuz burada. Ne oldu ya? Benim oğlum falan yok. Ne saçmalıyorsunuz? Lütfen saçmalıyorsunuz filan diye konuşmayalım. Özür dilerim. Rica ediyorum. Yani, biraz yok. Sözlerinize dikkat edin. Rica ediyorum. Ben size kaba davranıyor muyum? Hayır. Siz beni neyle itham ediyorsunuz? Oğlum yok diyorsan ben de yalan söylüyorum. Siz de beni yalancılıkla suçluyorsunuz şu an. Şimdi Canan Hanım, bakın bunu inkar etmeyin. Biz bir evladınız olduğunu biliyoruz. Hani bunu saklamak için kendinize göre sebepleriniz olabilir. Bunu bilemem. Var. Evet var yani bunu söyle. Ya yeter ya. Ya yeter ya. Bir saattir dinliyorum seni. Şu duvarın arkasında bir saattir dinliyorum seni. Hala yalanların bitmedi. Kadının Hanım. Gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun Ayşegül ya. Ayşegül Hanım ben bunun için gelmedim. Utanmadan. Yani... Sen benim öyle bir kumpasın içine koydunuz ki yani ben artık ben bu sayfayı kapattım. Ya sen utanmadan hala oğlum yok diye nasıl ısrar ediyorsun? Tamam. Kadının gözünün içine baka baka nasıl yalan söyleyebiliyorsun bu kadar ya? Oo bir dakika sakin ol oğlum, gel buraya sakin ol, tamam. Tamam. Ya Ayşegül Hanım yaptığına bakın, ancak kaçmasını biliyor zaten, başka hiçbir şey yaptı yok çocukken de. Tamam kardeşim, tamam bir sakin olabilir misin? Bak şimdi gitti. Yusuf Bey'den haberin var mı bilmiyorum yani. Hepsine haberim var. Anlatılır, ekipteki arkadaşlar anlat. Bilgilendirdi ekip seni. Şimdi Yusuf Bey Canan Hanım'ı bekliyordu. Fakat bilmiyorum yani dışarıda nasıl mukayyet olurlar ya da dönecek gibi durmuyor. Yusuf Bey'in yanına gidelim mi? Sen biraz konuşmak ister misin onunla? En azından yani adam bir bilgilensin, bir şey öğrensin. Ayşegül Hanım ben buraya onun için geldim zaten. Hani bu kadının yalanlarından ben çok usandım, bıktım, çok çektim. Ah ve ya. Hani bugün burada... Biraz gerçekleri anlatmak istiyorum artık, hani Yusuf Bey'e hani neyse artık hani... Anladım.
Anladım. Tamam oğlum, tamam. Tamam, gel gidelim mi? Beraber gidelim. Gel, hadi bakalım. Merhabalar. Oturun lütfen. Gel Kadir. Merhaba. Merhaba. Yusuf Bey. Kadir, Canan Hanım'ın oğlu. Sizinle konuşmak istedi. Canan Hanım oğluna sinirlendi az önce ve mekanı terk etti. Pardon, Ayşegül Hanım ne dediniz? Ya Yusuf Bey böyle... Ama yani böyle de söylenmesi gerekiyor. Kadir, sen istiyorsan anlat. Şöyle... Benim annemle babam çok genç yaşta evlendiler normalde. Daha sonrasında annem, yani işte Canan, babamın maddi durumu iyi olmadığı için babamı terk etti. Ben daha 3 yaşındaydım o zaman. 3 yaşında beni terk etti, babamla beraber büyüdüm ben. Onu anne bile demek istemiyorum ben ya. Neyse, ekip beni aradığında sizden bahsetti. Çok utandım, onun yerine ben utandım. Ya dedim, hani kaç senedir görüşmüyoruz biz hani onunla. Ya dedim, insan bunca yıldır hiç mi değişmez? Hani birazcık mı değişmez ya? Birazcık mı kendine şekil düzen vermez? O yüzden geldim buraya zaten. Hani gerçekleri anlatayım. Herkes öğrensin. Utanmadan geldim, aşağıda dinliyorum. Utanmadan hala kameralara baka baka o kadar televizyon insanın için hala yalan söylüyor. Sakin ol oğlum, tamam. Ayşe Hanım, bu bir şaka olduğunu söyleyin lütfen. Ya Yusuf Bey'im çok... Demin aşağıda beni Demet ablaya benzetiyorlar. Demet Akbağ, şaka programı mı yapıyorsunuz filan dediler. Keşke şaka olsaydı. Keşke. Keşke şaka olsaydı. Abi, abi dememde sakınca yok umarım. Ya o kadın sana seni sevdiğini söylüyorsa eğer... Ya, tamamen senin paranı pulunu kullanmak istediği için. Ya, ben onun her şeyini biliyorum. O onu seven, hani ona değer veren adamların paralarını alıyor. Yalancının teki. Ya ben o kadar inanmıştım ki... Bütün akrabamı, ailemi, halamı hepsini karşıma aldım. Tamam Yusuf Bey, yani hani ben de sordum bu soruyu size. Dedim ki hani bakın farklı yerlerden Canan Hanım hakkında böyle şeyler duymuşsunuz. Hani bir doğruluk payı olabilir mi, bir araştırsaydınız dedim ama siz o kadar nettiniz ki Canan Hanım konusunda. Ya onun numarası hep aynı, hiç değişmiyor ki. Bir tanıdık beyaz eşya dükkanı var. Görüştüğü adamları götürüyor oraya. Ondan sonra işte evde sanki beyaz eşyası eksikmiş gibi. İşte o yüm eksik, bu yüm eksik, şu yüm eksik, aldırıyor hepsini. Sonrasında adamla işte hani ayrıldıktan sonra, beyaz eşyalar geldikten sonra tekrardan geri satıyor, paralarını yiyor. Hep aynı numara. Hani duygusal bir şey besleyemiyor o kadın. Ben oğluyum, kaç senelik oğluyum. Bu şekilde kaç kişiyi kandırdı ben bilmiyorum. Ah be oğlum ya. Abi bak, sen iyi bir adama benziyorsun gerçekten. Hani o kadına paranı da kaptırmışsın belli. Ama eğer hani ispatlayabiliyorsan bunu ispatla. Hani hakkını ara, mahkemeye ver, bir şey yap. O bunlar çok daha fazlasını hak ediyor. Çok daha... Ya ne olur Yusuf Bey üzülmeyin oğlum, sen de rica ediyorum. Bak konuşun, sen dinle, karşındaki evladıdır. Ne olur bundan sonra da insanlara daha dikkatli yaklaş Yusuf Bey. Yani sen ilk değilsin bu ülkede, son da olmayacaksın. Bunu biliyorum. Ne yazık ki böyle şeyler insanların başına geliyor. Ama dinle Kadir'i ve hani ne yapman gerekiyorsa onu yap diyeyim, ne diyeyim yani. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Ne yapabilirim ki? Beni kandırmış, bana yalan söylemiş. Boyunca çocuk geride bırakmış bir kadını mahkemeye vermenin ne anlamı var?
Oradan gelecek 3-5 kuruş benim cebime girse ben o 3-5 kuruşu daha kabullenir miyim? Yok, siz karakterim zaten öyle değil. Ne diyeyim, Allah'ından bulsun. Ahirette alacağım olsun diyeyim, ne diyeyim artık?